SS Yıldız Hurdacılar Kooperatifi 2006 yılın 4. ayında başlayıp bu süreç içerisinde arsa alımı devam edip bu süreçlerin içinde 2019'a kadar yönetiminde Aydın Yüngeriç, Yılmaz Say yönetimleri değişip benim yönetimdeki Yaşar Ecevit, Galip Sefalı arkadaşlarımızla bu süreci devam ettirmekteyiz. Şimdi inşaatımızın 46 tane üyesi olup ara dükkanlardan 20 tane, 25 tane daha şu anda yapılacak bir çarşı denilen yerimizde yerlerimiz var. Buraları yaptırmayı planlıyoruz. Şu anda inşaatımızın %95'i bitip %5 gibi sürecin Muammer Çimen abimizin müteahhit onun tamamlanmasından sonra anahtarlarını teslim edip üyelerimizin iş yerlerini teslim edeceğiz. Ama burada teslim etme sürecinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Menduk Büyükkılıç ve İncesu Belediye Başkanımızdan biz yardımlarımızı at yapı konusunda onlardan yardımlarını bekliyoruz. Bu süreçler olmadığı sürece de biz üyelerimize orayı teslim edemiyoruz. Bu sıkıntılarımızı açtıktan sonra üyelerimizin iş yerlerine geçip güzel bir Kayseri'ye yakışır bir şekilde geri dönüşüm olaraktan daha güzel bir şeylerin olacağını düşünüyoruz. Kayseri'nin İncesu Belediyesi'ne bağlı olan Örenköy mevkiinde Çinkur'un arka tarafındadır. Niğde yolu üzerinde Kayseri'ye 20 kilometre yakınındadır. Geri dönüşüm bölge olarak başlıyor. Bulunduğu çevreden, ilçeden, ilden Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bir meslek dalı. Hatta çoğu meslek dalının önüne geçmesi gereken bir meslek dalı. İhracattan ithalata kadar hala liman şehirlerinde çok büyük seviyelerde devam ediyor. İç Anadolu'da biraz daha bölgesel olarak çalışıyoruz. Bulunduğumuz il, çevre illerin hurdalarıyla çalışıyoruz. Topluyoruz, ayrıştırıyoruz. Direkt indüksiyon ocaklarına veya demir çelik sektörüne, otomotiv sektörüne dağıtımını yapıp ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Kayseri içinde çok dağılım olduğu için belediyeyle, zabıtayla çoğu esnafımız sıkıntı yaşamış durumda. Bunu önlemek amaçlı da biz 2006 yıllarında kooperatif kurmaya karar verdik. Esnafımızı bir yere toplayabilirsek en azından toplu bir yerde hurdacı olarak işimize devam ederiz. Topladığımız hurdayı orada ayrıştırırız. Oradan sevkiyatını yaparız zihniyetiyle İncesu'dan Boğaz Köprü'nün dışında Çinkur'un yanında İncesu Belediyesi'ne ait olan parseli aldık. 130 bin metre yaklaşık alanı parselledik. 1250-2500 metre, 5000 metrekare olarak ayırdık. Yazıhanelerini yaptık. İşçilerimizi düşünerek, daha önceki standartların üstüne çıkartarak, iyileştirerek, sosyal alanını düşünerek mevcut sitemizi bitirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 20 tane de sosyal tesisimiz, fırın, iş sanayi alanında küçük sanayi sitesi gibi bir şey oldu aslında. Marketinden tamircisine kadar, rekorcusundan parçacısına kadar herkese istihdam sağlayacak bir yer oldu. Doğru. 50 tane dükkanımız var. 1250, 2500, 5000 metrekare olarak. İdari binalarımız standart herkesinki. Ortada 20 tane iş yerimiz mevcut. Lokantası, fırını, marketi, bankası için. Kendi tartım için kantar yerimiz mevcut kooperatif adına. Projeleri çizildi. 25-30 tane daha dükkanımız var şu anda inşaata başlanmak üzere. Örnek teşkil edecek bir kooperatif. Belediyemizden biz çok memnunuz. Yani Kayseri geneli olarak hangi vatandaşımızın bir ihtiyacı olsa direkt yardımcı olacak bir belediye. Evet. Altyapı ve yol içinde biz bu seviyeye yeni getirdik. Bundan sonrası için tabii desteklerini söylediler. Yıldız Hurdacılar Kooperatifi yönetiminden Galip Sefalı Bey'le evet. Birlikteyiz. Nasıl gidiyor işler Galip Bey? Çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Buradaki üyelerimizden, yönetimimizden, önceki yönetim başkanlarımızdan hepsine teşekkür ediyorum. Buraya bir tane çivi çakan,
bütün arkadaşlarımdan teşekkür ediyorum. Burayı herkes kendi çabalarıyla yap. Kendi imkanlarıyla. Kendi imkanlarıyla hep.